Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Verb mit Präposition im Akkusativ. Evet, Verb mit Präposition'dan kasıt ne arkadaşlar? Fiiller, preposition, edatları. Dolayısıyla fiilleri ilgili edatlarıyla inceliyor olacağız bu dersimizde. Ancak bunu nerede? Akkusativlikte inceliyor olacağız. Hatırlayacak olursanız akkusativlikte ne yapıyorduk? Der neye dönüşüyordu? Die'ne dönüşüyordu. Die ve das da aynı şekilde olağan bir şekilde kalıyordu. Öyle değil mi? Dilerseniz dersimiz başlasın. İlk fiile baktığımızda arkadaşlar achten auf. Demek ki achten auf bunu birlikte kullanmamız gerekiyor. Anlamı da şu arkadaşlar, dikkat etmek demek arkadaşlar. Bu demek ki akkusativlik olarak düşünülüyor. Dolayısıyla akkusativlik içerisinde değerlendiriliyor olması gerekiyor. Cümlemize bakalım arkadaşlar. Bitte achten Sie auf den Verkehr. Burada der Verkehr neydi arkadaşlar? Trafik demekti. Achten auf. Demek ki neye dikkat ediniz diyor bu cümle bize arkadaşlar. Lütfen trafiğe dikkat edin demek istiyor bu cümle. Dolayısıyla bitte achten Sie auf den Verkehr. Biz tabi bunu Sie'yi başa da getirseydik olurdu, öyle değil mi? Almanca'daki kuralımız neydi? Mutlaka ikinci pozisyonda fiilin olması gerekiyordu. Tabi burada da lütfen trafiğe dikkat edin. Buradaki bitte'yi, lütfen'i daha önceye koymasının sebebi dikkat çekmesi anlamında. Lütfen trafiğe dikkat edin anlamında. Bitte achten Sie auf den Verkehr demiş oluyoruz. Sonraki fiile baktığımızda antworten auf. Antworten neydi arkadaşlar? Cevap vermek demekti. Antworten auf bir şeye cevap vermek anlamında kullanılıyor. Dolayısıyla bir şeye dikkat et, cevap vermek diyecek olursak antworten auf demiş oluyoruz. Cümlemize bakalım. Bitte antworten Sie auf meine Frage. Evet, burada demek ki antworten auf görüyoruz cümle içerisinde. Die Frage soru demek. Benim soru demek ki meine Frage. Lütfen benim sorumu yanıtlayın. Lütfen benim soruma cevap verin diyecek olursak demek ki bitte antworten Sie auf meine Frage demiş oluyoruz. Demek ki antworten auf bunlar birlikte kullanılması gerekiyormuş. Sonraki fiilimize baktığımızda arkadaşlar sich anmelden für bunu görüyoruz. Anmelden ayrılabilir fiil. Şu anlama geliyor arkadaşlar. Kaydolmak. Söz gelimi bu bir kurs olabilir. Bir derslik olabilir. Evet, demek ki anmelden kaydolmak demekmiş ve refleksifi gerektiren bir ayrılabilir fiilmiş. Ve neyi gerektiriyor? Für ile kullanımı gerektiriyor. Dilerseniz örnek cümlemize bir bakalım. Burada du musst dich morgen für den Kurs anmelden. Evet arkadaşlar, ne diyor? Der Kurs adı üstünde kurs demekti. Ne yapmış oluyorum? Modal düzeltiyorum. Refleksifim sich ne olmuş arkadaşlar? Dich olmuş. Neyden dolayı? Du'dan dolayı. Morgen neydi? Yarın. Für den Kurs. Bakın sich anmelden für. Buradaki anmelden neden sona gitti diye soracak olursanız neden arkadaşlar? Çünkü burada modal fiilim müssen var. Bundan dolayı du musst dich morgen für den Kurs anmelden demiş oluyorum. Bunun Türkçe karşılığı demek ki neymiş arkadaşlar? Yarın kursa kaydolman gerekiyor diyecek olursak du musst dich morgen für den Kurs anmelden demem gerekiyor. Demek ki anmelden neymiş? Refleksif bir durummuş ve für edatını gerektiriyormuş. Dolayısıyla ne demiş oluyorum? Du musst dich morgen für den Kurs anmelden. Sonraki fiile bakalım arkadaşlar. Sich ärgern über. Sich ärgern. Evet, burada da gene bir refleksiflik söz konusu. Sinirlenmek demek arkadaşlar. Über. Demek ki sinirlenmek, bir şeyi sinirlenmek derken mutlaka ne yapıyorum? Über edatını kullanmam gerekiyor. Cümlemize bakalım. Manchmal ärgere ich mich über dich. Manchmal bazen ne yapıyorum arkadaşlar? Sana kızıyorum diyecek olursam ne yapacakmışız demek ki? Ärgern ikinci pozisyonda. Neden? Çünkü fiilim olduğu için. Refleksif sich demek ki refleksif mich'e
dönüşüyor. Neden? İşten dolayı sana kızıyorum derken über sana derken de ne diyecektik arkadaşlar? Dich diyeceğiz. Dolayısıyla manchmal ärgere ich mich über dich diyoruz. Ancak ben buradaki ich'i buraya alsaydım da olurdu. Ich ärgere mich manchmal über dich şeklinde de yorumlanabilirdi. Burada da zamanı koymuş oluyoruz. Dolayısıyla bazen derken manchmal ile cümlemiz başlayabiliyor. Yeter ki ikinci pozisyonda fiilimiz olsun. Sonraki eyleme baktığımızda arkadaşlar aufpassen auf. Evet, aufpassen arkadaşlar dikkat etmek demek. Kollamak anlamına da gelebiliyor arkadaşlar. Yani söz gelimi kendine dikkat et diyecek olursak aufpassen fiilini kullanmam gerekiyor. İlgili edatı da auf arkadaşlar. Şimdi burada modal fiilli bir cümle görüyoruz. Michael muss auf seinen Bruder aufpassen. Bakın burada arkadaşlar aufpassen. Evet. Burada auf edat noktasında arkadaşlar. Aufpassen de eylemin kendisi. Dolayısıyla modal fiil olduğundan dolayı ikinci pozisyonda ne olacak? Müssen yani evet müssen çekimlenmiş olarak muss. Dolayısıyla Michael kardeşine dikkat etmek zorunda diyecek olursak demek ki ne diyecekmişiz? Michael muss auf seinen Bruder aufpassen diyecekmişiz. Yani Michael kardeşine, erkek kardeşine dikkat etmek zorunda demiş olacağız. Sonraki eylemimize baktığımızda arkadaşlar sich bewerben evet sich bewerben burada da gene bir refleksiflik söz konusu. Sich bewerben arkadaşlar bir işe başvurmak anlamına gelen sich bewerben'i görüyoruz. İlgili edatı da neymiş arkadaşlar? Dolayısıyla sich bewerben şeklinde bunu kalıp olarak görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki eylemleri mutlaka ilgili edatıyla birlikte kullanıyor olmamız ve ilgili edatıyla ezberliyor olmamız lazım ki doğru bir anlam ifade etsin cümlemiz. Şimdi buraya baktığımızda sich bewerben demek ki neymiş güzel Türkçemizdeki karşılığı? İşe başvurmak demek. Şimdi Herr Schmidt bewirbt sich die Stelle cümlesini gördüğümüzde arkadaşlar sich bewerben'ı görüyoruz. Bakın burada bewerben düzensiz bir fiilmiş. Düzensiz çekimlenen bir fiil. Neye dönüşmüş arkadaşlar? Bewirbt şeklinde dönüşmüş. Demek ki ikinci ve üçüncü tekilde ne olacakmış? Ich bewerbe, du bewirbst, er sie ist bewirbt ve diğer şekilde değil mi? Wir bewerben, ihr bewerbt, sie sie bewerben şeklinde çekimleniyor olması gerekiyor. Bay Schmidt değil mi? Bewirbt sich die Stelle. Die Stelle arkadaşlar pozisyon ya da iş anlamına gelmiş oluyor. Dolayısıyla işe başvuruyor. O pozisyona başvuruyor diyecek olursak demek ki ilgili edat ve sich bewerben'i görmüş oluyoruz. Dolayısıyla Bay Schmidt o pozisyona başvuruyor, o işe başvuruyor diyecek olursak bunun Almanca karşılığı neymiş arkadaşlar? Herr Schmidt bewirbt sich die Stelle. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Bitte achten Sie auf den Verkehr. Bitte achten Sie auf den Verkehr. Bitte antworten Sie auf meine Frage. Bitte antworten Sie auf meine Frage. Du musst dich morgen für den Kurs anmelden. Du musst dich morgen für den Kurs anmelden. Manchmal ärgere ich mich über dich. Manchmal ärgere ich mich über dich. Michael muss auf seinen Bruder aufpassen. Michael muss auf seinen Bruder aufpassen. Herr Schmidt bewirbt sich die Stelle. Herr Schmidt bewirbt sich die Stelle. Sonraki eyleme baktığımızda denken an neydi arkadaşlar? Düşünmek. Demek ki edatı an imiş. Dolayısıyla
bir şeyi düşünmek diyecek olursak arkadaşlar, cümleye bakalım. Ich habe den ganzen Tag an dich gedacht. Bakın burada demek ki denken perfekt halde ne oluyordu arkadaşlar, hatırlayalım. Haben gedacht oluyordu, öyle değil mi? Den ganzen Tag, tüm gün seni düşündüm derken demek ki edatımız an ile birlikte kullanılması gerektiğini görüyoruz. Demek ki ben tüm gün seni düşündüm diyecek olursak Ich habe den ganzen Tag an dich gedacht demiş oluyoruz. Sonraki eyleme baktığımızda arkadaşlar diskutieren über, evet diskutieren neydi arkadaşlar? Tartışmak demekti, öyle değil mi? Bir şey hakkında diyecek olursak preposition neymiş? Über. Dolayısıyla diskutieren über ne yapacağız arkadaşlar? Bu edatları mutlaka ilgili edatla, fiili mutlaka ilgili edatıyla öğrenmem gerekiyor. Örnek cümlemize bakalım. Ne diyor? Sie diskutieren immer über das gleiche Problem. Evet, das gleiche Problem arkadaşlar. Aynı problem, aynı sıkıntı hakkında konuşuyorlar her zaman. Evet, immer neydi? Her zaman demekti. Das gleiche Problem, aynı sıkıntı, aynı problem hakkında sürekli konuşuyorlar derken, bakın burada sie, burada çoğul olduğunu görüyoruz. Yani onlar demiş oluyoruz, üçüncü çoğul. Dolayısıyla onlar her zaman ya da sürekli anlamına gelebilir, değil mi güzel Türkçemizde? Sürekli aynı sıkıntı hakkında konuşuyorlar diyecek olursak sie diskutieren immer über das gleiche Problem demiş oluyoruz. Sonraki eyleme baktığımızda arkadaşlar sich entschuldigen für, sich entschuldigen özür dilemek demek arkadaşlar. Burada da bir refleksiflik var. Hangi edatla beraber kullanılıyor? Für ile birlikte kullanılıyor. Dolayısıyla sich entschuldigen für bir şey için özür dilemek. Yani bir konuyla alakalı özür dilemek anlamına gelmiş oluyor. Petra entschuldigt sich für ihren Fehler. Bakın burada entschuldigt sich ve für görüyoruz. Der Fehler hata demek arkadaşlar. Petra, bu bir kadın ismi arkadaşlar. Petra yapmış olduğu hata ile ilgili özür diliyor deriz. Güzel Türkçemizde, öyle değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla kendi hatasıyla alakalı der Almanlar. Dolayısıyla bu nedir arkadaşlar? Der Fehler, ihren Fehler. Yani bunun bir kadın olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla Petra yapmış olduğu hatasıyla ilgili özür diliyor diyecek olursak demek ki bunun Almanca karşılığı neymiş? Petra entschuldigt sich für ihren Fehler. Evet. Buraya baktığımızda da arkadaşlar sich erinnern an, burada da gene bir refleksiflik söz konusu. Sich erinnern an bir şeyi hatırlamak demek arkadaşlar. Demek ki bir şeyi hatırlamak sich erinnern an mutlaka neyi gerektiriyormuş? An edatını gerektiriyormuş. Örnek cümlemize bakalım. Er kann sich nicht an den Film erinnern. Evet, burada ne yapmış? Sich'i kullanmış ve an ve erinnern, değil mi? O, bir erkekten bahsediyoruz değil mi? Er kann sich nicht an den Film erinnern. O filmi hatırlayamıyor, hatırlamıyor diyecek olursak demek ki bunun Almanca karşılığı neymiş arkadaşlar? Er kann sich nicht an den Film erinnern. Sich, an ve erinnern'ı bir anda, bir arada görmüş oluyoruz. Dolayısıyla o filmi hatırlamıyor derken er kann sich nicht an den Film erinnern. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Thomas bittet ihre Freundin um einen Tipp. Thomas bittet ihre Freundin um einen Tipp. Ich habe den ganzen Tag an dich gedacht. Ich habe den ganzen Tag an dich gedacht. Sie diskutieren immer über das gleiche Problem. Sie diskutieren immer über das gleiche Problem. Petra entschuldigt sich für ihren Fehler. Petra entschuldigt sich für ihren Fehler. Er kann sich nicht an den Film erinnern. Er kann sich nicht an den Film erinnern.
Sıradaki fiilimize devam edelim arkadaşlar. Sich freuen über. Evet arkadaşlar, burada fark ettiyseniz sich freuen über var ve sich freuen auf. Burada çok ufak bir nüans farklılığı var. Şöyle ki, öncelikle über ile başlayalım. Sich freuen über bir şeyi sevinmek demek. Bu da bir şeyi sevinmek demek. Ancak über'ı incelediğimizde arkadaşlar, öncelikle bir bakalım. Refleksiflik gerektirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla freuen uns neye göre? Wir'e göre. Wir freuen uns über das schöne Wetter. Das schöne Wetter neydi arkadaşlar? Güzel havaya seviniyoruz denilirken, diyecek olursak, bunun Almanca karşılığı neymiş arkadaşlar? Wir freuen uns über das schöne Wetter. Burada arkadaşlar o durumun içindeyiz ve görüyoruz hava ne kadar güzel, buna seviniyoruz derken o içinde bulunmuş olduğumuz durum için kullanılıyor über. Dolayısıyla güzel havaya seviniyoruz. Bugün hava güzel, güzel havaya seviniyoruz derken wir freuen uns über das schöne Wetter diyoruz. Peki auf noktasında ne yapacağız? Burada da yine aynı şekilde refleksiflik, sich freuen var. Ancak auf edatıyla, auf prepozisyonuyla var. Dolayısıyla öncelikle bir anlamlandıralım. Ich freue mich auf den Urlaub. Der Urlaub neydi arkadaşlar? Tatil demekti. Öncelikle fiillerimizi, evet, fiilimizi işaretledik. Demek ki ich ne oluyormuş? Refleksiflikteymiş. Ich freue mich auf den Urlaub. Tatile seviniyorum. Burada arkadaşlar önceden seviniyorum. Yani daha olmamış olan bir durum. Yani şu an tatilde değilim, çalışıyorum ama gelecek olan tatile seviniyorum. Yani ileride olacak olan bir durum bu. Dolayısıyla ne yapıyorum ben? Auf'u kullanmış oluyorum. Ancak über'da neydi arkadaşlar? Durumun içindeyim. Dolayısıyla buna seviniyorum derken auf'ta ise işte yarın olacaktır, bir sonraki zamanda olacaktır, gelecek olan tatile seviniyorum derken bunun Almanca karşılığı neymiş? Ich freue mich auf den Urlaub. Çünkü hala çalışıyor. Dediğim gibi tatile daha var. Sonrakine bakalım arkadaşlar. Sich gewöhnen an. Sich gewöhnen, evet, bu da gene refleksiflik gerektiren bir fiilmiş. Ne edatı? An imiş. Dolayısıyla alışmak demek. Sich gewöhnen an. Demek ki alışmak demekmiş. Sven hat sich an das türkische Essen gewöhnt. Evet. Burada Sven bir erkek ismi arkadaşlar. An das türkische Essen, Türk yemeği arkadaşlar. An das türkische Essen demek ki Türk yemeği. Ve gewöhnen ne olmuş arkadaşlar? Perfekt olarak karşımıza çıkmış. Bakın burada sich gewöhnen an. Evet. Şimdi gewöhnen neydi? Alışmak demekti. Hat gewöhnt derken perfekt yapmış oluyorum. Refleksifim sich. Neye göre? Sven. Üçüncü tekil olduğundan dolayı. Gewöhnen an edatımız da buradaymış. Das türkische Essen. Bakın burada bu küçük yazılıyor. Çünkü sıfat noktasında olduğu için Türk yemeği derken arkadaşlar. Demek ki das türkische Essen. T'yi küçük yazmam gerekiyor. Neden? Çünkü sıfat noktasında olduğundan dolayı. Dolayısıyla bu cümleyi toparlayacak olursak, Sven Türk yemeğine alıştı diyecek olursak, bunun Almanca karşılığı neymiş? Sven hat sich an das türkische Essen gewöhnt. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Sich informieren über. Evet, informieren, informasyon neydi arkadaşlar? Bilgi, bilgi edinmek diyecek olursak, sich informieren, bir konu hakkında bilgi edinmek diyecek olursak arkadaşlar, über diyoruz. Dolayısıyla sich informieren über, ne anlıyoruz buradan? Refleksif ve edatı über'ymış. Dolayısıyla cümlemize baktığımızda, ich möchte mich über den Kurs informieren, kurs hakkında bilgi edinmek istiyorum. Evet, der Kurs. Ne olacak arkadaşlar? Ne demiştik? Akusatiflik olduğundan dolayı bu görmüş olduklarımızın tamamı akusatif noktasında inceleniyordu demiştik. Öyle değil mi? Dolayısıyla kurs hakkında bilgi almak istiyorum diyecek olursak arkadaşlar ne yapacakmışız? Refleksifmiş. Informieren, sich informieren über. Ama işe göre ne olacak? Mich, ich möchte mich
über den Kurs informieren, kurs hakkında bilgi edinmek istiyorum diyecek olursak güzel Türkçemizde. Bunun Almanca karşılığı neymiş? Ich möchte mich über den Kurs informieren. Ve buraya bakıyoruz arkadaşlar. Investieren in arkadaşlar yatırım yapmak, bir şeye yatırım yapmak diyecek olursak demek ki investieren in prepozisyonumuz in ile birlikte incelenmesi gerekiyor. Wir müssen in die Künstler investieren. Bu cümle bize ne diyor? Evet, bu cümle die Künstler neydi? Sanatçılar. Bizlerin sanatçılara yatırım yapması gerekli diyor bu cümle. Dolayısıyla in ve investieren'i görüyoruz. Neden investieren sona gitti? Çünkü modal fiilim müssen ikinci pozisyonda olmak zorunda olduğu için bizlerin sanatçılara yatırım yapması gerekiyor diyecek olursak demek ki ne diyecekmişiz? Wir müssen in die Künstler investieren. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wir freuen uns über das schöne Wetter. Wir freuen uns über das schöne Wetter. Ich freue mich auf den Urlaub. Ich freue mich auf den Urlaub. Sven hat sich an das türkische Essen gewöhnt. Sven hat sich an das türkische Essen gewöhnt. Ich möchte mich über den Kurs informieren. Ich möchte mich über den Kurs informieren. Wir müssen in die Künstler investieren. Wir müssen in die Künstler investieren. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde verb mit preposition im akkusativ konusunu ayrıntılı şekilde görmüş olduk. Bir başlangıç yapmış olduk. Neden başlangıç diyorum arkadaşlar? Çünkü sonraki dersimizde akkusatiflikle devam ediyor olacağız. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tschüss.